Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün teyzemlerin köyüne geldik. Burada yufka yapacağız. İlk defa yufka açacağım. Çok heyecanlıyım. Yani aslında şöyle, ben öncesinde yufka açmıştım biliyorum aslında ama yani böyle çok fazla büyütemiyorum. Hem öğrenmiş olurum hem de video çekmiş oluruz diye bugün buraya geldik. Birlikte yufka açacağız. Yani sizle beraber tecrübe edeceğiz. Evet. Her zamanki gibi. Aynen öyle. Umarım videoyu beğenirsiniz. O zaman yufka açmaya geçelim bakalım. Teyzemler başlamıştır çoktan. Evet. Biz daha yeni anca gelebildik. Hadi geçelim o zaman. Hadi bakalım neler yapmışlar. Ben çok yufka açmayı bilmiyorum arkadaşlar. Ya nasıl öyle? Diyor teyze bu. Şeyinde hamuruna ne katıyorsun? Bu şimdi sadece tuz, un. Hiçbir şey yok. O kadar. Aynı şey normal ekmek hamuru gibi oluyor mu? Ama yok. Biraz daha cıvık mı oluyor? Sadece maya yok. Maya yok. Ne kadar şey yaparsa yarın akşamdan yoğurdu. Ha, öyle mi oluyor? Sık olmaya. Sık olmuyor bana. Anladım. Bayağı cıvık yorulması gerekiyor herhalde. Yok yok. Kendisine geliyor. Cıvık daha iyi oluyor. Değil. Dinleniyor. Çok cıvık da. Ama geliyor. Şey baksana hemen açılıveriyor. Çok güzel. Dinleniyor. Burada öğreneceğim değil mi? Bence açıyorum. Çok güzel. Bunu büyütebileceğim bence. Aferin aferin bak. Elin korkar alıştırma. Hiç korkmadan. At at. Böyle şey, ben aşçılık kursuna gitmiştim. Yufka falan açmayı orada göstermişlerdi. Ama ben öncesinde de zaten dediğim gibi böyle otururken, yufka falan yaparken annemle oturup ben de yapıyordum. En azından ufaltıyıp hani veriyordu. Ya onlar içinde, büyütüyorlardı falan. İçinden geldin Melisa. Aynen. Her şeyi yaparsın. Evet. Şey ben çok şeyim böyle hamur işlerine, meraklıyım biraz aslında. Öğrenmek istiyorum ama biraz beceri gerektiriyor tabii. Teyze bu büyüklük iyi mi? Daha yapayım mı? İyi. Sen oldu. Çok güzel. Yaptım. Becerdim. Becerirsin. Bakınız. Çok güzel oldu. Oldu. Ver teyze. Reseri benim. İkincisi de sevgili bir şey. Kapın valla. Aferin sana. Maşallah. Aferin. Ama şey yani. Sen bak. Sen bak. Sen bak artık. Ama şey, hamurun açılışı çok hoşuma gitti ya şeyi. Evet. Çok güzel yoğrulmuş. Melisa'nın yaptığını pişiriyorum şimdi. Çok güzel yaptı. Yeni gelinimiz. Düğünü yapamadık ama olsun. Yeni gelinimiz geldi bize. Güzel yaptı yeni gelin. Düğünün neden yapamadığımızın videosu da var. Onu da izlesinler. Aha. Evet, düğünün neden yapamadığımızın videosu da var. Çok yağmur yağdığı için olmadı. Bereketli gelin. İyi ki damatlar gitmiş şeye de aldı geldi. Televizyonda bile çıktınız. Vallahi televizyonda evet, bile çıktınız. Televizyonda bile çıktık. Oynuyordunuz. Ünlü olduk hafifler. Çok güzel pişti. Yağ sürüp yemeli. Yaptıklarımız da burada. Güzel güzel açtım maşallah. Bak güzel açtı yalnız. Alıştı. Bak çekeceğim öyle. Aferin sana. Bir de şöyle. Şey kaldırmamak gerekiyormuş galiba. Değil mi? Okulavayı mı? Ha, evet. Okulavayı kaldırmayacaksın. Yerden yani böyle ben ona dikkat ediyorum. Mesela şöyleyse hemen şey yerden yapayım. Evet. Hadi doğru uzatacağım tamam. Çok az gayet ona kalsan yapışmaz. Benim un açıyor zaten onu. Sırada ne var? Bundan sonra bazlama, yufka. Şimdi şey yapacağız. Yağlı ekmek yapacağız birazdan. Hep beraber yemek için. Ismanaklı dikme. Tabii ki. Dikme yapalım. Biraz da onu da çekersin. İçin hazırlayacağım. Annen gelsin de. Pişirmeye. Ha, bugün mü yapacaksın valla? Hemen şimdi yapacağız yemeğe. Olur mu? Olur. Tamam. Resmi yapabilirsiniz. Peynirlisini, şeylisini. Bu iyi değil mi?
İyi olmuş. Zaten çok incekmiyor. Şey ya bu. Onun için incekmiyor. Tamam. Onu serebileceğim mi? Evet, sereceğim de dur. Azıcık bekler misin? Tamam. Hilal teyzelerin küpeleri. He? Hilal teyzeciğim. Küpelerini bana armağan etti. Şu anda bizi izliyordur. Kesinlikle inanıyorum buna. Küpelerini göster. At at. Ha, tamam. Sen şimdi. Ha. Bir daha gelsin şey. Ha. Oluyor mu? Yapıyorsun. 4 aylık yenimizle oğlumuz yufka açıyorlar. Teyzem kameraman yaptık. Çok güzel oluyor. Mustafa'ya bak hele. Ol böyle oğlum, al olsun. Çabuk çabuk oluyor. Çabuk çabuk. Dur şimdi al, dursun. Biraz daha yavaş. Arkası çok yanıyor da yapışmasın diye şey yapıyorum. O da çok yanıyor. Ama o zaman da kuru iyi açmayacak. Tamam. 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 Köşeye atıyorum, bir tane uyanırsın ya da uyanayım. Yufkanın bitmesine çok az kaldı şimdi. Onun üstünü yapıyorum ben. Sonra artık ıspanaklı bükle mide. Bitmeye geçeceğiz. Gözlem aslında. Sanaklı gözleme diyoruz aslında. Aynen. Şimdi ona geçeceğiz. Elinize sağlık. Bayağı açtım yani. Neler yapıyormuşum da haberim yokmuş be. Bitti. Anne sen de gelin yaptı diye yakacaksın ha. Al bu gelin. Beni geçti. Ben açamıyorum bu kadar. Kaç. Çatla da patla gayrına be. Maşallah maşallah. Evet maşallah. Hani yorumlara maşallah yazsınlar söyle. Oh ne güzel kabarıyor. Yazın maşallah yazın. Nazar boncukları koysunlar. O kadar yorulduk artık. Yeme vakti. Şimdi gözleme yapıyoruz. Biz Zonguldak'ta gözlemeyi şey, yağlı gözleme yaparız. Yağlı olur. Aslında buradakilerde bu gözleme değil, bükme diyorlar ıspanaklı yaptığımıza. Safranbolu bükmesi. Ha. Pazılarımız oluyor. Bayağı gelecek herhalde. Nasıl yapıyorum bakayım? Şöyle yuvarlıyorum. Normal poğaça yaparmış gibi. Şöyle. Bunu da yufka gibi açıyormuşuz ama yufka kadar büyük olmuyormuş. Bakalım açıyorum şimdi. Teyze iyi mi bu? Daha açılacak mı? Yeter, yeter. İyi mi? Ispanağı koy bir göster. Tamam, şimdi sen bana göster. Ne tarafına koyacağım? Ortasına mı? Yarı, şöyle yarı, bir tarafına. Yarısı, yarısı. Tamam. Sadece ıspanak değil mi bu? İçine evet. Hiçbir şey koymadım. Soğan. Soğan da var. Baharatı. Tamam. Kıyma da yapabilirsin. Tamam.
Tablon yağlanacak ama. Daha koyayım mı, iyi mi? Azıcık daha ortalı. Şuraya kadar koy. İyice bastırdım. Şu bir önüne. Bir şey kaldı, o da bir şey. Buradan alıp. Tamam, oldu şimdi. Bu şekilde pişecek. Bunlar bahçeden topladığımız ıspanaklar. İçine ıspanağı koyuyorum. Birazcık soğan, birazcık biber. Teyzem kavurmuş aşağıda. Böyle koyuyoruz. Yine kapatıyoruz. Şimdi saça gidiyor. Hadi bakalım. Şöyle atıyoruz ama. Bir taraftan da yağlı katmer yapıyoruz. Parkize teyzeyle teyzem yapıyorlar onu. Ben ıspanaklı gözleme bükmeyi yapıyorum. Onların şeyi daha farklı oluyor, katmeri. Yani biz gözleme diyoruz tabii. Belki Zonguldak'a gittiğimde gösteririm size. Annemle yaparsak. Burada bekletiyoruz. Aynen. Bizim de bekletiyoruz. Açacağız. Az önce katladığımız katmeri şimdi açıyoruz. Tekrar yağ koymuyoruz. Zaten yeterince yağlı. Pişirince bakarız. Şekilde bir yuvarlak yapıyoruz yine. Çok fazla büyütmüyoruz. Normal büyüklükte. Evet, bu kadar açtıktan sonra şöyle pişiriyoruz. Evet, bükmelerimizi yaptık. Gözlemelerimizi yaptık. Şimdi yeme zamanı. Gelinimiz çok güzel yapmış. Yumuşacık olmuş. Hepimizin eline emeğine sağlık. Afiyet yumuşacık olsun. Olmuş gelinimizin yaptıkları. Aynısından bir daha bekleriz. Hoşçacık. Ne derler? Delik ekmeği mi derler? Hayır, başımız ağrımaz. Hadi aramız geçer. Başımız ağrımaz. O ne demek? Delik kız ekmeği. Ne oldu? İlk yaptın ya. İlk yufkayı açalım. Hadi yaşadınız, başınız ağrımayacak. Dişimiz ağrımayacak, başımız ağrımayacak. Öyle derlermiş eskiden. Arkadaşlar, dışarı çıktık. Şimdi birazcık yağmur başlamış, sesler geliyor olabilir. Seranın içine girdik. Burada ıspanaklar işte. Teyzemin ıspanakları. Marullar, ıspanaklar, her şey var. Buradan topladık ıspanakları. Bitmenin içine de o şekilde koyduk. Her şey doğal yani, anlayacağınız. Ya bir insanın bahçesi olması gerekiyor ya. Gerçekten evet. Çok güzel bir şey bence. Her şeyi bahçeden topluyorsun, yapıyorsun, yiyorsun, mis gibi. Çok büyük avantaj. Aynen öyle. Şöyle aşağı doğru göstereyim. Aslında doğum günü videosunda da göstermiştik burayı. Aynen. Doğum gününü burada yapmıştık. O videoyu izlemeyenler de kartlardan izleyebilirler arkadaşlar. Şimdi de artık videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Şuradaki köpekçiyi de göster. Bu köyü koruyan Lucky. Bir köpek. Evi Lucky. Koruyor. Ne yapıyorsun? Hadi bay bay de. Bay bay. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın de.